Ama Fenerbahçe'nin onu ikna etmek için süresi vardı ve ikna etti. Parası da vardı. Parası da vardı, ayrı bir şey bak. Ama sadece para, abi, para yoksa nasıl ikna edeceksin? Volkan parayı şimdi abi, siz... Bak, sen de çok iyi biliyorsun Jorge Jesus'a 6-7 milyon euro vermezsen nasıl getireceksin? Yıllık işte? Ücretini geçtim. Sen de biliyorsun transfer ki sadece bütçesi. Yıllık ücretini vermekle bu iş olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Galatasaray'ın projesini anlatacak, örnek veriyorum, De Zerbi'ye veya işte... Marco Rose. Marco Rose'ye. Bunlara projesini anlatacak vakti bile yoktu. Ya nasıl yoktu abi? Bir ay önce seçim vardı. O zaman anlatacaksın. Dursun yani. Bey'in kazanacağı belli mi? Dursun Bey son sandıkta kazandı. Yani sen Okan Hoca tercihiyle ilgili farklı düşünüyorsun herhalde. Okan Hoca tercihi doğrudur. Okan Hoca'ya destek verilmelidir. Ama başından beri Okan Hoca eğer birinci tercih ise burada o zaman bizim hocamız Okan Hoca dememiz lazımdı. Şimdi de mesela bakıyorum, dünkü toplantıyı hatırlayalım. Dünkü toplantıda sportif aşı yöneticisinin dediği nedir? Biz Avrupa'dan oyuncu almak istiyoruz. Galatasaray Avrupa'da olmadığı için zor oluyor. Maliyet yükseliyor bu sefer. Bunlar belliydi zaten, Galatasaray'ın Avrupa'da olmadığı dün ya da önceki gün değildi ki. Galatasaray'ın Avrupa'da gidemediği haftalardır. Yani bu olarak bunu söylüyorum. Bu olmamalı işte. Yani Okan Hoca Galatasaray yönetiminin ilk tercihi değil miydi? O zaman bu kadar hani vakit geçtiyse. Yerli olarak ilk tercihiydi. Türk antrenörler arasında ilk tercihiydi. Ama diğer adaylarla da görüşüldü diyorsun. Tabii ki görüşüldü. Marco Rose mesela çok isteniyordu ama adam 4,5-5 milyon euro yıllık maliyetle çıktı. Sonra dedi ki ben dinleneceğim dedi. De Zerbi kez de aynı şekilde. Tudor bile mesela bekledi. Tudor'un bile maliyeti Okan Hoca'nın çok üzerindeydi. Okan Hoca şu anda camiayı toparladı. Açık konuşalım yani. Okan Hoca istenmeyen, sen biraz önce bahsettin ya, bir süre önce sosyal medyada Okan Hoca'yı istemiyoruz diyenler bile şu anda Okan Hoca'ya istek veriyor. Ben de Okan Hoca'yı eleştirdim. Ben Okan Hoca'yı daha çok menajere eleştirdim. O dönemde Ahmet Bulut bu insanların kafasını karıştırıp götürdü Galatasaray'dan. O günün parası da 25-30 milyon, hadi 20 milyon dolar diyelim yani, o civarda. Para Galatasaray'ı zarar ettirdiler. Orada Okan Hoca'da eğer o günün şartlarında %30, %40 suç varsa %60'ı da menajer Ahmet Bulut'undu. Bu oyuncuları bonservisiz götürmek için. İlk işidir çünkü, ondan sonra yükselişe geçti. Ama bugün gelinen noktada Okan Hoca şu anda doğru tercihtir. Çünkü Galatasaray'ın şu anda çöpe atacak parası yok. Buyurun işte hoca için şu anda Galatasaray 1,5 milyon euro, 2 sene sürecek mahkeme 2 milyon euro. Belki Dursun Özbek yönetimi o dönem olmayacak, belki başkası olacak. Bilemiyoruz çünkü 2 sene sonra ne olacağını. O zaman kim ödeyecek? Ama Okan Hoca'da öyle bir şey yok. Yabancı bir tercih edinmediği için bugünün şartlarında yerli hoca, Okan Hoca'nı ben tebrik ediyorum. Şimdi golcüler gidecek, golcülerin maaşları ödenecek, gitmek kolay bir şey değil. Planlamanın içinde çok güzel bir şekilde Sayın Başkan ne dedi? Uzun vadeli program düşünüyoruz, geleceğe dönük program düşünüyoruz, sürdürülebilir bir başarı diyoruz dedi. Sürdürülebilir bir başarıyı anlatmak için o zaman gelirken de bunları söylemek lazımdı. Şimdi bunu duymak istemiyorum ben. Galatasaray Avrupa'da yok, bu oyuncu gelmek istemiyor. Bunu kabul etmiyorum. Geldikten sonra şu anda bana 32 milyon euronun borcun olduğunu biliyordunuz. Şu anda hiç kimse 32 milyon euroyu konuşmuyor. Çünkü beklenen transfer. Ve çok Galatasaray'ın şu anda mesela 8 milyon euro verip bir transfer yapabilme lüksü var mı sana göre? Şu andaki şartlarda. Bonservisle mi? Evet. Yok. Bunu söylemek lazım. Bunu anlatmak lazım o zaman. Galatasaray Mert şu anda... Müldür mü diyorsun? Ya, Mert Müldür evet. Galatasaray Mert Müldür'e 8 milyon euro bugünün şartlarında veremez abi. Ben başka bir şey söyleyeyim sana. 32 milyon euro Erbil Hanım'a. 8 milyon euroyu verdi. Mert Müldür'e sordun mu Türkiye'ye gelmek istiyor musun? Bir diye. De bu boyutu var. Gelmek istemiyor. Burada Mahmut Hoca'nın kulakları çınlasın Alparslan. O diyor ki mesela ben avukatını da tanıyorum. Elimizde büyüdü. Çok net söylüyor. Mert Müldür'ü şu anda Türkiye hedefi yok. Ama 8 milyon euro beklentisi için sokar. Anket yapalım. 8 milyon euro Galatasaray Mert Müldür alsın mı desem. %100'e yakın hayır çıkar. %100'e yakın evet çıkar bence. Mert gelmemesi için. Gelmesi için. Gelmesi o paraya için... gelmesin der Galatasaray taraftarı. Ben katılmıyorum sana. Taraftar parayı falan umursamaz abi. Abi 8 milyon euro Mert Müldür'e şu anda verip transfer edeceğiz desen Galatasaray sevenlerin %80'i hayır. Evet duygusal bakarsan gelsin der. Abi bak ben sana çok basit bir örnek vereyim. Sol bek, mini takımı sağ beki bu adam, doğru mu? Sol beki de Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe son olarak, şu anda yani son ikisi de aynı yaşta, 99'lu. İkisi de 99'lu. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe 10 milyon eurodan aşağı teknik gelsin vermez. Mert Müldür de aynı kalitede oyuncu bakarsan. Hani o da milli takım, o da milli takım. Yani baktığın zaman piyasa o. Bize çok yüksek geliyor. Uluslararası çerçevede bu fiyatlar çok yüksek fiyatlar değil. Ama şunu söyleyeyim, bu fiyatın dışında, bu fiyatın ötesinde Mert Müldür geçen yıl Serie A'da 30 küsür maça çıkmış bir sağ bek. Orijinal mevkisi de sağ bek bu arada. Ferdi evet. Kanattan biraz aslında o tarafa evet, yönelmiş bir öyle. Performans. Şöyle söyleyeyim. Geçen yıl 30 küsür maça Serie A'da çıkmış bir sağ beki Türkiye'ye hele 22-23 yaşındaysa Türkiye'ye getirmen için çok çok ekstra bir şey olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmuş olman lazım veya ne bileyim
bir hoca mesela Hakan Çalhanoğlu diyor ki beni Fatih Terim ikna edebilir sadece. Yanlış. Hayır, hayır şunu söyleyeceğim. Yani olsaydı Fatih Terim olurdu demek istiyor. Yani böyle etkenler buna mümkün olabilir. Ben o yüzden Mert Müldür transferini 8 milyon euroyu versen dahi gerçekleşebileceğin ihtimal vermiyorum. Çok net. Ya eğer biz Galatasaray'da sürdürülebilir başarıdan bahsediyor, sürdürülebilir mali yapıdan bahsediyorsak 8 milyon euro Marco Ayı satarsan 20 milyon euroya belki ihtimal olabilir. Ama normal şartlarda 20 milyon euro oradan gelecekse yine söylerim. Ortada Marco Ayı'ya teklif var mı? Resmi teklif 10 milyon euro diye duydum ben Sevilla'dan. Ama 10 milyon euroya Galatasaray yukarı çıkmak istiyor. Bir teklif var. Dünkü yapılan toplantıda işte Sportif Aras yöneticisi açıklama yaptı. Şu anda dedi resmi bir teklif yok, dolaylı bir teklif var. Burak Elmas döneminde de en son giderken beyefendi açıklama yaptı o Sportif Aras yöneticisi. İşte tazminat yok dedi biliyorsun hocanın Dorent'in. Teklif yok dedi, dolaylı teklif var dedi. Dolaylı dolaysız değildir ya Galatasaray'a kulüp teklif vardır ya yoktur. Yönetimler bu konuda kelime oyunu yapıyor. Tabii ki de bunu kelime taraftara oynuyor. Anlatmak onun için lazım. De söylüyorum yani burada Torrent'in biraz gerçekçi olmak lazım. Torrent'in tazminatı yok. Bak Torrent'in tazminatı yok demek, Torrent buradan para almadan ayrılacak demek değil. Torrent'in bir yıl daha sözleşmesi var. Hak edişi var. O hak edişi almadan gitmez ki gitmedi yani. 1 euro bile indirim yapmadı diyorlar bilmiyorum. %5 ben. İndirim yapmış. 2020-21 sezonu gelirinin değil mi? Aslında evet, birçoğu tazminata gitti. Içinde, bunun içinde bir de şey de var. Tazminatı gitti evet. Bir de bunun şeyi de var. Şampiyonluk bonusu da var bunun. Biliyorsun bu arada, giden teknik adamlar diyor ki ben şampiyon yapardım kalsaydım onu da alıyor tazminata girdiği zaman. Şimdi Okan Hoca'nın sözlerine dönelim. Kesmiş oldum. Sen tamamlamış da ol istersen söylediklerini. Birçok soru da soruluyor transfere dair. Sana da sormak istediğim detaylar var. Transferle ilgili ne söylemek istiyorsun? Transferle ilgili takımı pazartesi günü çalışacağız dedi. Bakacağım dedi. Golcü konusu çok merak ediliyor. Yani hem Cagney'in hem Gomez'in takımdan ayrılacağı düşünülüyor. Bakacağız dedi ama bakacağız değil mi? Dedi ama, bir tahminin ne peki? Ne konuşuluyor acaba ben içeride? Ben Mustafa Mehmet'ten vazgeçmeyeceğini Cagney'e de var mı Gomez'den talip de peki? Birisinin şimdi talip yok işte. Mesela Cagney için 13 milyon euro ödendi bu sene son senesi. Eğer Cagney'i gönderirsen 13 milyon eurosu geçmiş yönetimin hatası da tabii ki ama nasıl göndereceksiniz? Burası çok önemli. Kaç para alıyor? 2 milyon 700 bin euro alıyor. 2 milyon 400 bin euro alıyor galiba. Gomez kaç para alıyor? 1 milyon 700 bin euro alıyor. Bunların artı bir de bonusları var. Bak, kolay bir şey değil. İyi anlatmak lazım. Tekrar söylüyorum. Yani bunları iyi anlatmak lazım. Galatasaray'ın bir de bu oyuncuları göndererek bu paraları ödemek, hele bu tazminat maddesine falan hiç girilmesin yani. Kalayım paramı alayım ya da güzel bir şekilde iyi bir PR'la dediği gibi Okan Hoca çalışacak. Bakacağız. Göreceğiz. Onları hareket edeceğiz dedi. Yani Okan Hoca'nın açıklamalarında. Fakat şu 2000 ruhu artık bir gelsin ya. Her gelen yönetim 2000 ruhu. Sezon başında 2000 ruhu. Yani geldi insan 3 kere masaya vurur. 2000 ruhu 50 yılda bir gelir. Başkan söyledi. Yaratmaya çalışıyoruz. Bu sözü 2000'deki UEFA kupası alındıktan ya bir sene ya iki sene. 2005 yılıydı. Galatasaray'ın 100. yılı. Fatih Hoca ile yapmış olduğumuz bir sohbette bana o 2000 ruhu 50 yılda bir gelirdi. Şimdi o 2000 ruhunun içinde Okan Hoca vardı, Emre Belezoğlu vardı. Birçok isim vardı şimdi sayacağımız. Fatih Akgeller vardı, Suat Kayalar vardı. Hani neresinden bakarsan Hacı Popescu, Taferel muazzam bir kadro. Altyapıdan çıkmış sana 4 tane 5 tane Tugaylar hepsini sayalım. Şimdi öyle bir kadro 50 yılda 25 yıl olacak neredeyse gelmedi. Bülent Hoca'yı unuttun ayıp oldu. Bülent korkmaz tabii ki hocam. Başkan şimdi, dedi ki o dönemin yönetiminin teknik kadrosunu tebrik ederken dedi ki Okan Hoca'dan da beklentimiz zaten o ruhu yaratması diyor. Beraber çalışarak getireceğiz diyor hocamızla beraber. Teknik kadromuz dedi Fatih Hoca'nın ismini saymadı. Dizi seçmişti herhalde. Yani orada mesela teknik kadronun başında Fatih Hoca vardı. Fatih Hocamız ve tüm teknik ekip diyebilirdi mesela. Herhalde deli sürçtü ya da teknik ekip dedi. Yani 2000 ruhu artık tabii ki bir gelsin. Volkan hakikaten dikkat ediyor musun? Yıllardır her gelen yönetim 2000 ruhu diyor. Her teknik adam 2000 ruhu diyor. Ama bir türlü gelemiyor. Yani proje oluyor ama proje sonra bir bakıyorsunuz ki çeşitli etkenlerden dolayı dağılıyor. Şu andaki Okan Hoca'da bu 2000 ruhu için inancın var mı? Var. Eğer iyi bir planlamayla gidilirse. Dünkü Sportif AŞ yöneticisinin toplantısına bakıyoruz. Diyor ki 2000 ruhuna yakın güzel bir planlama yapacağız. Altyapı bunun için 10 sene süre lazım. Çok gerçekçi bir yaklaşım. Bugün bakıyoruz yine 2000 ruhu. Sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir bir mali finansman. Bunların hepsini yaparlarsa bence gerçekçi olur.